FETÖ'nün finansörü, FETÖ'nün finansörü, bunu hatırlıyor musunuz? Aydemir. FETÖ'nün finansörü, şerefsiz bunlar diye manşet attıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısının önünde yatmış durumdalar. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bunlar gittiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu caddenin ismini değiştirdiler. Bir caddenin ucuna Medine müdafiyi, bir caddeye Fahrettin Paşa adını verdiler. Bu Araplar bunlar Fahrettin Paşa'yı sevmez ya. Sırf gıcıklık olsun diye gittiler caddenin ismini değiştirdiler. Ya biraz utanma olsa Aydemir laf atmazsın. Ya daha dün bunlara şerefsiz diyen siz, kapının önünde yatan siz. Gelelim Malatya'nın sorunlarına. Malatya'da bir Adalet Sarayı diye bir yer yazıyor. Senin anladığın gibi saray değil orası. Bu kaçak saraya, kışlık saraya ya da yazlık saraya benzemiyor. Maalesef Malatya'nın Adliye Sarayı bir ilçedeki Adliye Sarayı'ndan daha kötü durumda. Adliyeyi dörde bölmüşler. Kimi yerlere avukatlar 6. 7. kata asansörsüz çıkıyorlar. FETÖ'den el koydukları binayı adliye binası yaptılar. Maalesef yıllardır söz veriliyor, adliye binası yapılabilmiş değil. Önce dediler ki Sarıcıoğlu mahallesine adliye binasını yapacağız. Ben 2011'de milletvekili oldum. AKP milletvekilleri değişiyor ama söylem aynı. Önce Sarıcıoğlu'na, sonra Beylerdere'sini oraya yapacağız dediler. Koca bir Adalet Sarayı. Şimdi bir kapatılan asker hastane var. Asker hastanenin yerini yapacağız diyorlar. Maalesef 2020 yılı sonra temel atılacaktı. 2022 yatırım programına alındığı müjdeleniyor. Üstelik bir gün 550 milyon lira, bir gün 1 milyar liraya mal olacak diyorlar. Zurnanın zırt dediği yer. 2022 yılında ne kadar para ayırmışlar? 100 bin TL. 100 bin TL ahır yapamazsın. 100 bin TL ayırmışlar Adalet Sarayı için. Müjdeye bir bakın, bir de yalanlara bakın. Bir diğer konu, Arapgir yolu değerli arkadaşlar. Bu kürsüden defalarca söyledim. Bu Arapgir yolu maalesef hala duble yollarla övünen AKP tarafından yapılmıyor. Burası Arapgir önemli bir ilçemiz. Sadece Arapgir değil, bu yol üzerinden Erzincan'ın en güzel ilçesi Kemaliye'ye ulaşıyorsunuz. En güzel ilçelerden biri İlice ulaşıyorsunuz. Keba'nın, Arguva'nın bağlantı yolu. Ayrıca Arapgir Türkiye, Malatya'nın en güzel ilçelerinden birisi. Kozluk Kanyonu, Türkiye'nin en eski cemevinin bulunduğu yer, tarihi 100 yıl öncesine dayanan Kemer Köprüsü, kaya mezarları ve meşhur Mor Reyhanı'yla önemli bir ilçemiz. Bu yolun yapılmasını takip edeceğimi söylemek istiyorum. Bir diğer başka konu, hepimizin, her Malatyalı'nın yüreğini yakan bir Malatya spor meselesi var. Maalesef yönetim, siyasetçiler ve hakemler eliyle Malatya Spor adeta hakları yeniliyor, katlediliyor. Değerli arkadaşlar, bakın milletvekilleri siyaset sokmaya çalışıyor. İstanbullarda toplantı yaparak başkan arıyorlar. Maalesef Futbol Federasyonu Malatya'ya adeta düşman, Malatya Spor'un hakkını yiyor. Malatya haksızlığa karşı herkesin gözü kör. Hakemlerin gözü kör. Federasyonun gözü kör. Bir de varya var. Doğan Kubat var. Varın da gözü kör. Maalesef Malatya Spor'a yapılan haksızlıkları bu kurumlar görmüyor. Malatya Spor bizim dünyadaki bütün Malatyalıları Malatya'ya bağlayan bir kurum. Bu kuruma haksızlık yapmayın. Bu kuruma haksızlık yapanlar da bu küsüden söylemeye devam edeceğiz. Şimdi bir de imzalanmayan kamu çerçeve sözleşmeleri var. Bilindiği üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçevesi anlaşma protokolü 11.8.2020'de imzalandı. Lakin 6 ay geçti, üzerinde bir şey yapılmadı. 6 ay boyunca işçiler hakları olan toplu sözleşmeden yararlanamadılar ve mağduriyetler devam ediyor. En son burada Sayın Bakan'a da teşekkür ediyorum. 7 Ocak tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile kamu kurum kuruluşlarında çerçeve sözleşmesine uyulması istendi. Sayın Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklama ve bizim bir plan bütçede konuşmamız üzerine Malatya Turgut Özal Üniversite Tıp Fakültesi, Erciyes Tıp Fakültesi, Çanakkale 18 Mayıs Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi maalesef hala bu çerçeve sözleşmeyi imzalamış değiller. Buradan bir kez daha işçilerin haklarını üniversite yönetimlerinin vermesini talep ediyoruz. Daha önce biliyorsunuz Erdoğan Katar'dan gitti, borç istedi.
neyi karşılığı aldı çok bilmiyoruz. Sonra FETÖ'nün finansörü, bunu hatırlıyor musunuz? Aydemir. FETÖ'nün finansörü şerefsiz bunlar diye manşet attıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısının önünde yatmış durumdalar. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bunlar gittiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu caddenin ismini değiştirdiler. Bir caddenin ucuna Medine müdafiyi, bir caddeye Fahrettin Paşa adını verdiler. Bu Araplar bunlar Fahrettin Paşa'yı sevmez ya. Sırf gıcıklık olsun diye gittiler caddenin ismini değiştirdiler. Ya biraz utanma olsa Aydemir laf atmazsın. Ya daha dün bunlara şerefsiz diyen siz, kapının önünde yatan siz. Ya memleketin tapusunu verdiniz, tapusunu. Bak 128 milyar doları yediniz. Zehir zıkkım olsun, haram olsun. 19.1 milyar doları bir gecede yediniz. Zehir olsun, zıkkım olsun bu fakir fukaranın parası. Şimdi ne yapıyorsunuz? Resmen ülke satıldı. Resmen ülkenin tapusu verildi. Ne yapılıyor? Şerefsiz bunlar dediklerinin kapısının önünden ayrılmıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Şimdi yakında gidecekleri yer neresi? Suudi Arabistan. Ardından İsrail. İsrail bizim kardeşimiz, dostumuz diyecekler. Şimdi...